Yahudilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu haber vermesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumun şaşılacak hallerinden biri şudur ki, İmam Beyhaki ve Ebu Nuaym rahmetullahi aleyhin rivayetlerinde, Hassan bin Sabit radıyallahu an şöyle derdi. Ben sekiz yaşında vardım. Hatırlıyorum ki bir sabah vakti bir Yahudi feryat edip, Ey Yahudi topluluğu diye çağırdı. Yahudi cemaati de ne oldu ne diye çağırıyorsun diye başına üşüştüler. Dedi ki, Ahmet'in yıldızı bu gece doğdu ve Ahmet de bu gece vücuda geldi. Hz. Ayşe radiyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir Yahudi vardı, Mekke'de otururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin doğum gecesi Kureyş kavmine, ''Hiç bu gece aranızda bir olan vücuda geldi mi?'' diye sordu. ''Bilmiyoruz.'' dediler. Gidin o halde görün. Bu ümmetin peygamberi bu gece doğdu. Arkasında alameti vardır diye haber verdiler. Gittiler, Kureyş taifesi arasında soruşturdular. Onlar da haber verdiler ki, bu gece Abdullah'ın bir oğlu vücuda geldi. Gerçekten arkasında bir nişanı vardır dediler. Yahudi gelip nübüvvet nişanını görünce aklı başından gidip düştü. Hay medet, nübüvvet beni İsrail'den gitti dedi. Yahudi taifesinin bu gibi şeylerden haber vermelerinin sebebi şudur ki, onların içinde alimler çoktu ve kitaplarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin geleceğini görmüşlerdi. Yıldızlar ilminde behre sahibi, pay sahibi olanları da vardı. Geleceği zamanı yıldız hesabıyla bulmuşlardı. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna yıldızlar içinde kuvvetli delil vardır.'' ve ehlince bilinmekteydi. Hatta şimdiki zamanda da müneccimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna işaret olan iki gezegenin bir burçta birleşmesinin filan yılında olduğuna dair geriye doğru takvimler tertip edip tarih yazarlar. O Kur'an meşhur bir Kur'andır ki bütün dünyada olan hikmet ehlinin malumudur. İmam Kastalani Mevahi-i Cilt 1 sayfa 52 53. 26 Aralık Mevlana Takbimi